Evet, şimdi ne yapacağız? Standart sorular ve çözümleri bölümüne gireceğiz rasyonel sayıların. Bakalım nasıl sorularımız varmış. Görelim. Evet, standart bir soru. Yukarıda 3 tane rasyonel ifadeli toplamı, aşağıda yine öyle. Bunların da oranı sorulmuş aslında. Yapmamız gereken şey ne? Yapalım. Yukarıda bir payda işlemi işlemine ihtiyacımız var. Bunların paydalarına baktığımızda nerede birleşiyor? 12'de birleşiyor. Bunlar ne ile genişletilmiş? Şurayı bir seyredelim. Burada 6 ile, burada 4 ile, burada da 3 ile. Çünkü payda 12 ile genişletmeye ihtiyacımız var. Orası tamam. Şimdi üst taraf 3, 4, 5. Bunun, e, alt taraf pardon. Bunlar e, nerede birleşirler? Bunlar 60'ta ile birleşirler. O yüzden 3, 20 ile, 4, 15 ile, 5 ile, 12 ile genişletilmiş. Bundan sonrası ben şurada devam ettireyim. Bu genişletme işleminden sonra ne oldu? Biz burayı 6 ile çarptık. 4 geldi. Şurası pardon 6 geldi. Bura 6 olacak. Yazayım. Ondan sonra orayı 4 ile çarptık. 4 geldi. Üstleri yazıyoruz tabi. Burayı 3'e genişlettik. 3 geldi. Aşağıda ne var? Bölü 12 var. Tamam mı? Altına uzunca bir kesir çizgimiz. Şimdi biz burayı nereye çarpmıştık? 20 ile çarpmıştık. O halde 20 ile 2'ye çarparsak 40 geliyor. Artı Burayı 12 ile çarpmıştık. 2 ile 12 çarparsak yok ile çarptık burayı. 15'i e, 2 ile çarparsak 30. E, burayı da nereye çarpmıştık? 12 ile. 2 ile 12 çarparsak 24. Tamam. Aşağıda da ne vardı? 60 ile birleştiği için 60. Üst tarafta ne oluştu? Yukarıda 13 bölü 12 oldu. Tamam mı? Aşağıda da şuraya tamamen baktığımda Yukarıda yani aşağı yukarısına 70, 94 bölü 60 oldu. Biz bunu buraya takla attırarak çarpacağız. Yani 60 bölü 94 yapacağız. Sonra burada sadeleştirme işlemimiz var mı diye hızlıca bir bakalım. Var. Şuna birbirini götürürse ne kalır yukarıda? 5 kalır. Başka da bir sadeleştirme yok. Çünkü 13 ile 94'ü sadeleştiremiyoruz. 13 ile 5'i çarpıyoruz. 65 bölü ne geldi cevabımız? 90. Dörtgen. geldi. Peki nerede bu cevap? D şıkkında görünüyor. Durum bu. Peki şimdi şöyle bir aşağı indirelim de bizim evet burada kalemlerimiz var. Tamam. Geçiyorum. İkinci soru. Bunların her biri için yapalım işlemlerimizi. Yani şurayı 2 ile genişleteceğim. Burada yine 2 ile. Burayı kaçla genişleteceğim? 2 ile. Evet her şey 2 ile genişletilecek. 2'ye genişlettiğimiz zaman 2 eksi 1 bölü 2 geliyor. Şurası için ne gelecek? 2 artı 1 bölü 2. Çizdik. Burası için 4 yaptı. Dikkat et. 4 eksi 1 bölü 2. 4 eksi 1 bölü 2. Burası da 4 yaptı. 4 artı 1 bölü 2. Evet. Şimdi burada gelen sayı kaç yaptı? 1 bölü 2 zaten. Burası kaç yaptı? 3 bölü 2. Ee, şurası 3 bölü 2 geldi. Ve burası da 5 bölü 2 geldi. Şimdi burada şunu yapabiliriz. Direkt şu 3 bölü 2 ile bu 3 bölü 2 birbirini götürür. Sadece kala kala şu ikisi kalıyor. Yukarıdakini aynen bırakıyorum. Aşağıdakini de çarp olarak yazacağım. O yüzden takla attıracağım 2 bölü 5. Bunlar da birbirini götürdü. Cevabımız ne geldi? 1 bölü 5 geldi. Yani A şıkkı. Gayet rahat sorular. Bunlar asla kaçmaması gereken sorular bu arada. Şimdi mesela burası tuzaklarla dolu bir bölüm. Çünkü e, yani burada 2 ile e, 200'ü çarpıp 400 artı 1, 401 2 falan yazmak bizi biraz üzebilir. O anlamda ne yapalım biliyor musun? Şu ifadeleri bir çözümleyelim. Yani 200 Artı 1 bölü 2 şu ifade. Sonra burası, burası, terkere olan yer şurası işte. Bunu yazarken şöyle yazabiliyor öğrenci bak. Eksi 201 artı dediği anda göçer. Çünkü burası öyle çözümlenmemeli. Peki ne yapılmalı? Yapılması gereken işlem şu, şurayı bir silelim. Şurayı 2 eksi parantezine alıp 201 artı 1 bölü 4 yazmamız gerekiyor. Mantıklı olan bu. Aşağısını da tekrar yazıyorum. O da 400 artı 1 bölü 4. Yine eksi olduğu için eksi parantezinde 401 artı 1 bölü 8 yaptı. Şimdi yukarıda kalan şeyi bir hesaplayalım. 200'den 201 çıkarsa eksi 1 kalır. Tamam. Sonra ne var elimizde? Dikkat et. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 4 var. Sonra 400'den 401 çıkarsa gene eksi 1 kalır. Sonra ne var elimizde? Bir bakalım. Artı 1 bölü 4 eksi 1 bölü 8 var. Tamam. Şimdi peki ne yapalım? Bunların yukarısını 4 ile genişletelim mi? Yani evet 4 ile genişletelim. Burayı 4 ile o zaman Burayı 2 ile çarpacağız. Aşağıyı da 8'e gençlerim. Burayı 8 ile burayı da 2 ile. Yani paydayının tamamını aşağıda ne yapıyoruz? 8 yapıyoruz. Ee, peki ne kaldı yukarıda? Yukarıda kalan şey şu. Eksi 4 artı 2 eksi 1 bölü 4. En altta ne var? Eksi 8 artı 2 eksi 1 bölü 8. Son anlara geldik de ben biraz detaylı açtım çözümü. Şurada elde ettiğimiz değer ne oldu? Eksi 4, eksi 5, eksi 3 bölü 4 var burada. Şurada da eksi 9, eksi 7 bölü 8 var. Peki son ayakta ne yapacağız? Son ayakta yapacağımız şey şu. Eksi 3 bölü 4'ü ellemiyoruz. Çarpı bunu eksi 8 bölü 7 diye yazıyoruz. İkinci ifadeyi takla attırıyorduk biliyorsun. Sonra bunlardan şu x'ler zaten gidiyor. Bununla da bu gider. Burada 2 kaldı. Yukarıda 3 ile 2 çarptım. 6 var. Aşağıda da 7 var. Ekster de gitmişti zaten. Cevabımız ne geldi? 6 bölü 7 geldi. Nerede? Edirne'de. Bak dikkat ettim. Buraya şey de koymuş. Eksi 6 bölü 7'yi de koymuş. Eğer işaretle hata yaparsan oraya da gidersin. O anlamda hata yapmamak önemli burada. Şimdi sağdaki çözümü açıklayayım biraz. Şimdi Paydası 2 olanlar. Yukarısı hep tek olanlar. O yüzden onları böyle bir yazalım. 1, 3, 5. Diye nereye kadar gideceğiz? En son 39'a kadar gideceğiz. Altına da bölü ne yazıyoruz? 2 yazdık. Peki burada biz üst tarafın toplamını nasıl buluyorduk? Soru buydu. Şurayı hep son terim. Tabi birden başlıyorsa. 2n-1'e eşitliyoruz. 39. Buradan 2n eşittir 40 yaptı. En ne çıktı buradan 20. Bu elde ettiğimiz değerin karesini işte yukarısı. Yani 20'nin karesi. Bölü 2 oldu. Bak bu 20'nin karesi tamamen şuranın eşiti. Şu toplamın eşiti tamam mı? 20'nin karesi 400 yaptı. 2'ye de böldüm. Ne çıktı orası? 200 çıktı. Peki. Şimdi sırada kim var? Faydası 3 olanlar var. da yazıyorum 2 bölü 3. Artı kaç yaptı? 4 bölü 3 diye gidiyor. Bunlar da çiftler. En son nedir o? 40 bölü 3. Şimdi ne yapacağız peki? Yukarıyı dikkat et 2, 4 ben aslında bunların hepsi bölü 3 ortak payda yazsam olurdu ama neyse burada yapayım bunu. Yukarı 2, 4, 6, 8 diye gittiği için 2 parantez alırsam 1, 2 nereye kadar gider? 20'ye kadar gider. paydamızda ne var? Bölü 3'ümüz var. Şimdi şuranın değeri nasıl hesaplanıyor? Onu konuşalım şimdi. Oran değeri de 20 çarpı 21 bölü 2 idi. Yani n çarpı artı 1 bölü 2'den geliyor. O halde elde ettiğim son değerleri bir konuşalım. 2 orada bir duruyor. Aslında o 2 ile şu 2 de gidermiş. Neyse onu şimdi yapayım ben. 21 bölü 2. Bir de ne var paydamızda? Bölü 3 var. Şunlar birbirini götürdü. Hatta bu 3'e de 20 birbirini götürdü. Ne kaldı? Buradan 7. 7 e de 20 çarptık. Ne elde ettik? 140. İşte 140 burada. 200 de biraz önce bulduk. Bunların toplamı ne geliyor? 340 geliyor. Yani burada yapılan çözüm, şurada gördüğün çözüm aslında budur. Tamam Geçtim. Şimdi e, böyle bir soruda tuzak ne biliyor musun? Tuzak 2, 3, 4, 10 bin nerede bileşiyor deyip şuranın bütün paydalarını eşitlemektir. Bu büyük bir yanlıştır. E, i̇kinci yere baktığınız zaman paranteze. bunlarda paydalı aynı olanlar var. Belki bunlar gidecek. O yüzden bu yaptığın işlemi hiç gerek kalmayacak. Çünkü orada e, işin içinden çıkamayabilirsin. Şimdi yazıyorum. İlk ifade yapacak bir şey yok. Onun önünde çünkü artı var. Yani şu kesrinde bir artı var diye düşün. O yüzden burası hiç değişmeden çıkacak. Bunu şöyle bir yazdım. Şimdi burası şu eksi buraya dağılacak. Dağıldığı zaman ne elde ederiz? Eksi 1 bölü 4. Sonra eksi 7 bölü 11. Ve eksi 1 bölü 3'ü yakaladık. Gidenleri gördün mü? Bak 7 e, bölü 11'ler birbirini ne yaptı? Götürdü. Hatta 1 bölü 4'ler de zıt işareti. Onlar da birbirini götürdü. Hatta görüyor musun? 1 bölü 3 ile eksi 1 bölü 3 de birbirini götürdü. Kala kala sadece ilk ifade kaldı. Sorumuzun cevabı neymiş? 1 bölü 2'ymiş. Çok güzel bir soruydu aslında değil mi? Evet ne diyor burada? A bölü B basit kesir ise A bölü B küçüktür. E, A bölü B'nin karesidir diyor bileşik kesirse diyor, böyledir diyor. Zaten bunlar tanımlama. Bunların hepsini tanım olarak biz biliyoruz. Ama istersen bir deney yapalım. Deney dediğimde bir sayı seçelim kendimize. Ve bir sayı doğrusu çizeyim. Kendimize hem bileşik hem de basit kesir olacak bir şeyler bulalım burada. 0 şurada olsun, 1 şurada olsun diye gidiyor. Şimdi benim seçeceğim sayı basit kesir için genelde 1 bölü 2'yi seçiyorum. Şuradan 1 bölü 2'yi aldığımızı düşünelim. Şimdi birinci maddeyi inceleyeceğim burada. Birinci maddede ne diyor? 1 bölü 2. Buradan 1 bölü 2 aldık ya şimdi. Küçüktür. Karesini alalım. 1 bölü 4'tür diyor. Bu cümle doğru mudur? Değildir. Çünkü 1 bölü 2 nasıl bir sayı? 0.5 gibi bir sayı gibi değil. O 1 bölü 4'te nedir? 0.25'tir. Aksine bu nedir? Büyüktür. Bu ifade yanlıştır. Yani şu yanlış bir ifade. O yüzden bunu eksi koyalım. Ya da bunu iptal edelim. Peki şimdi bileşik kesir için çalışmamız gerekiyor. Bileşik kesir şuradan seçeyim. Şuradan alalım. Örneğin 3 bölü 2 olsun. Ya da soldan da alabiliriz. Eksi 4 bölü 3. Burada bileşik kesir için amacımız şu. Yukarı aşağıdan daha doğrusu elde etmemiz gereken ifade şu. yukarı aşağıdan büyük olacak bir şey yakalamamız lazım. Evet bu uygun. Bu da uygun. İşaretlerine bakmıyorduk zaten. Peki bu durumda. Bak A bölü B birden büyüktür veya eksi birden küçüktür diyor. Evet. Şimdi buraya uygun olan kim oldu? 3 bölü 2. Burayı sağlıyor. Eksi 4 bölü 3 de burayı sağlıyor. O yüzden bu cümle nedir? Doğrudur. Bunu alacağız. A bölü B basit kesiri ise eksi 1 ile artı 1 arasında gezer diyor. Tabii ki doğrudur. Eksi 1 ile artı 1 arasında gezeceği kesindir. Yani eksi 1 bölü 2'yi de alsak Yine de bu arada kalacaktır. Dolayısıyla bu da doğru oldu. Yani 2 ve 3 olacak. Cevabımız nedir? E şıkkıdır. Geçiyoruz. Eşitsizliğinde x'in hangi değeri için y değeri tanımsızdır diye sormuş. Yani şimdi burada 3 tane yol göstermiş. Bak 3 tane yol var burada. İlk önce e, bu yollardan birincisine bir bakalım. İşte dış açı yaparak klasik bir şey yapıyor burada. Yani yaptığı şey şu. Onu burada ben de yapacağım. X, Y, eksi 11 X diyor. Ondan sonra 8 Y artı ne demiş? 3. Ondan sonra burada her şeyi bir tarafa topluyor ama Y'leri bir araya getirecek. O açıdan ne yapalım? Şu X, Y dursun. 8Y'yi sol tarafa atıyorum. Sağ tarafa da 11 x'i attım. Bu oldu. Burayı y parasını aldık. x eksi 8. 11 x artı 3. Yani y'yi yalnız bıraktık. 11 x artı 3 bölü x eksi 8 oldu. Şimdi konuşalım. x'e 8 değerini verdiğin anda burası ne olur? Tanımsızlaşır. Tekrarlıyorum. x'e 8'i verdiğin anda burası tanımsızlaşır. Yani y tanımsızlaşır. Y'yi bulamayız. O yüzden x'in 8 değeri içindir deriz ve cevabı işarettir. Cevap ne oldu? B oldu. Şimdi bu birinci yolda anlatılan ifade. İkincisinde anlatılan ifade de diyor ki bunların bak diyor ki y sayısı x x terimlerin katsayıları oranı olan a bölü c eşit olduğunda x sayısı hesaplanamaz. Yani a bölü c şunudan bahsediyor. Burada onu şöyle açıklayayım. Burada x sayısı, şuradaki x'i görüyorsun ya. Aşağıda, pardon sağ tarafta 8y artı 3. Şurada da ne var aslında? 1y, yani 1y eksi 11 var. Şu değeri alırsa diyor, x değeri diyor, y'yi hesaplayamayız. Diyor. Burada anlatılan mevzu da bu. Evet, durum bu. Şimdi bunun sebebini ben bir açıklayayım. Niye böyle oluyor? diye soralım kendimize. Sebebi şu. Eğer sen x'e 8'i koyduğunu düşün şimdi burada. Bak x'e 8 olduğunu düşünelim. Sen e, hani 8 eşittir ne var şu an elimizde? 8y artı 3 bölü y eksi 11 var ya çapraz çarpım yaptığın anda 8y eksi 88 eşittir 8y artı 3 olur. E buradan 8y'ler birbirini götürdü. Y'leri kaybederiz bu durumda. Anladın mı? O yüzden bu oran neyse x o olursa biz oradaki y değerini ne yapamıyoruz? Bulamıyoruz diyor. Şimdi üçüncü olayda da fonksiyon direkt diyor. Ters, e, bunun bir fonksiyon gibi düşünürüz diyor. Tersini alırız diyor. Yapalım. Tersini alalım burada. Ters nasıl alınır? Ama şöyle düşün. Tersi alırken bunlar sanki x'miş gibi algıla, tamam mı? <laughs> Şu çapraz. Bunları görüyorsun. Bunu ters almak böyleydi. Bunlar yer değiştirecek. Bir de ne yapacak biliyor musun? İşaret de değiştirecek. Yani o eksi 11, 8'in yerine gidecek ama artı 11 diye gidecek. 11 y. Ama burada y demek de yanlış. Niye y demeyeceğiz? Çünkü tersini alırken ifadeler yer değiştirecekti. Yani 11 x artı 3 diyeceğim. Bölü. Sonra bu 8 aşağı inecek ama artı 8 ya yukarıda aşağı. Eksi 8 diye inecek. Şu x de ne olacak? x olacak. Bu eşittir y'dir. Yani bak benim ta burada ilk bulduğum ifade var ya. Fonksiyonun tersini alarak bu şekilde de direkt ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz. Bundan sonra zaten yine aynı çözümdür. x yerine 8 konamaz deyip geçeceğiz. Evet 8. sorudayız. Kesirli sayılarının sıralaması aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ee, yani burada iki tane çözüm verilmiş. Bunların Ondalıklı açılımları yapılmış. Yani bunu bölerek yapacaksın. Şimdi bu adi bölme işlemi aslında. Yalnız bunu pek tercih etmiyoruz. İkinci yolda da ikişerli ikişerli karşılaştırmalar var. İki şey, ikinci yolu ben biraz izah edeyim. Mesela ilk önce A ile B'yi karşılaştırmış. Ne yapmış? 3 bölü 7 ile 4 bölü 9'u karşılaştırmış. Peki bunu karşılaştırırken biz nasıl yapıyorduk bu karşılaştırmayı? Şöyle şuna şunu çarpacağız. Sonra bundan bunu çarpacağız. Elde ettiğimiz değerleri de e, okların uçlarına yazacağız. Yani şimdi şurada ne gelmesi gerekiyor? 27. Buraya da 28 gelmesi gerekiyor. Demek ki sol taraftaki sayı daha küçük. Yani A sayısı küçüktür B diyebiliriz burada. Buraya kadar sıkıntı yok. Sonra B ile C'yi karşılaştıralım. 4 bölü 9'a 5 bölü 11'i karşılaştıracağız şimdi. Yine nasıl bir ok seçelim? Şöyle mavi okumuz olsun. Buna çarpacağız. Peki ne oldu burası? 44 oldu. Şurası kaç yaptı? 45 oldu. Demek ki bu sefer de burası buradan küçük. B küçüktür C. Bunların hepsini birleştirirsek ne gelecek? A küçüktür B küçüktür C'ye gelecek. Oldu mu? Oldu. Ben başka bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, tabii değerler büyük olabilir ama... Onu da yapacağım açıkçası. Çünkü öğrencinin çoğu zaman ilk girdiği mevzu da bu olur. Üst tarafların eşitlenmesi. 3, 4, 5 sayılar 60'ta birleşir. O yüzden şurayı 20 ile burayı 15 ve burayı da 12 ile bir genişletelim. Buraya, onu da şuraya sığdıracağım. A sayısı ne çıktı? 60 bölü seyret 140. Peki B sayısına çıkıyor. 60. Onu artık düşmenin bir anlamı yok. Yukarı 60 zaten. Aşağısı ne geldi? 90, 45, 135. C sayısı 60 bölü 12 ile 11'i çarptık. 132. Baktığımızda üst tarafları hep aynıysa aşağısı en büyük olan en küçüktür. Yani burada A en küçüktür. Sonra B, sonra da C deriz. Evet, 3 tane metot anlattık. ...bir şekilde bundan çıkılır. Peki geçtim. Şimdi bunları sıralarken ne yapacağız? İşaretlerine ilk önce bakmayacağız. Ben burada ikinci yolu önereceğim sana. Ee, i̇lk önce işaretsiz bir yaklaşalım olaya. 3 bölü 4... ...4 bölü 3... ...2 bölü 5 demiş. Şimdi aslında bir şöyle bakıyorum. Tamam. 3 bölü 4... Sonra 4 bölü 3 ve 2 bölü 5. Bunların en iyi, en rahat üst tarafları birleştirilir. O yüzden burayı neyle genişleteceğim? 3, 4, 2 nerede birleşirler? 12'de birleşirler. O yüzden burayı 4 ile, burayı 3 ile, burayı da 6 ile genişleteceğim. Şimdi burada payda eşitlenmiş görüyorsun. Çözümde payda eşitlenmiş. Bunu zaten anlayacağını düşünüyorum. Ben üst tarafın eşitlenmesini yapacağım. O halde burası 12 bölü 16. Burası 12 bölü 9. Ve 12 bölü ne geldi? 30 geldi. Baktığım zaman üst tarafları hep aynı olanlarda alt tarafı büyük olan en küçüktür. Yani z en küçüktür. Sonra x'tir. Sonra da y'dir deriz. Fakat biz bunu işaretsiz baktığımız zaman böyle yapıyorduk. İşaretinden dolayı eşisi yön değiştirmeyeceğiz de yer değiştireceğiz y küçüktür x küçüktür z yapacağız. Tamam Cevabımız budur. Y, x, z'yi bulmam lazım cevaplarda. Evet D şıkkı. Peki geçtim. Şimdi nasıl bir soru bu? Bir bakıyorum. Benim evet fark ettim. Direkt fark ettim. Çünkü değerler çok uçuk kaçık. Tamam mı? Yani faydaların birleşmesi de zor. Üst taraflarda zor. Şunların farklarına bakar mısın? Hepsinin Farkları 8 Ve hepsi bunların basit kesir. O zaman e, şu soruyu soracağım sana. Hangisi daha büyüktü? Büyük sayıları bulunduran kesir en büyüktü. Küçük sayıları bulunduran kesirde neydi? En küçüktü. Yani bu sorunun cevabı direkt z küçüktür, y küçüktür, x olmalı. Tabi burada e, nerede cevabımız? Evet cevap direkt ne geldi? Denize geldi. Evet, çözüme baktım. O halde x büyüktür, y büyüktür, z olur demiş. E, ne yapmış? Bunu tersten yazmış. Yanlış yazılmamış. Sorun yok. Evet çözüm bu kadar. Şimdi buradakiler birden küçüktüre göre... ...yani bir eksi diye yaklaşarak yapılmış. Ben bunu sevdim. O yüzden geçeceğim. Şimdi bu soruda ne var? Bir bakalım. x'ye z'nin değerleri aşağıdaki hangisi olabilir? Yani biz bu iki sayının arasına... 3 tane sayı yerleştireceğiz. Tamam ben şunu söyleyebilirim. Paydaları eşit olduktan sonra bak buraya da hatta ben bir dahil olayım şimdi. Paydalar eşit olduktan sonra iki tane sayı var ya paydalarda. Ee, arada kaç tane sayı istiyorsan sağdaki ve soldaki kesirleri o sayının bir fazla kadar adetle genişlet. Mesela burada şimdi kaç tane sayı görüyorsun? Beraber bakalım. 3. Bana 3 sayı mı lazım? O zaman 4 e genişleteceksin. Eğer burada 2 sayı olsaydı 3 e genişletecektin. Tamam mı? Ama bu paylara eşitledikten sonra yapman gerekiyor. Ee, buradaki paylar eşit olduğu için sıkıntı yok. O halde yapalım bakalım. Şimdi nereye gençleşeceğiz Biz bunu genişletecektik. bunu. 4 le. Burayı 4 ile. 4 ile yaptım. Bakalım ne elde ettim. 8 bölü 20. Burada buraya da ne geldi bu durumda? 12 bölü 20 geldi. Şimdi araya hangi sayılar girer? Bak 9 bölü 20, 10 bölü 20, 11 bölü 20 girer. Anladın mı? Bu cevaplarda var mı bu arada? Var. Direkt gördük. 9 bölü 20, 10 bölü 20, 11 bölü 20. Yani cevabımız nedir? D şıkkıdır. Geçtim. Şimdi eksi 1 ile eksi 1 bölü 2 aralığında bir x değeri vardır diyor. Buna göre diyor a'lar a, b, c böyle verilmiştir. Sıralanışı nedir diye sormuş. Ben şimdi şu aslında nasıl bir sayısın sen? E, bu aslında eksi 0.5. Eksi 0.5. Bunu tekrar yazayım. Kaldıralım. Peki ben eksi 1'e kadar gideceğim o zaman şunu eksi 0. Nokta ne alsam 75 alsam mı? Mesela aslında eksi 0.6 falan da alabilirim. Buradaki çözüme baktığımız zaman ne alınmış eksi 3/ 4 almış. Ben ikinci çözümü önereceğim sana burada çünkü şurası gerçekten bizi yoracak. Yani bu çözüm çok güzel bir çözüm Ancak değer vermek bu soru için çok hızlı olacaktır. Şimdi A'ya bakalım. A o zaman eksi 0.75'in 4 katı, 2 katı eksi 1.5 eksi kaç yaptı? 3 yaptı. A'yı bulduk. Şimdi B zaten dikkat etsene. E, A'nın bir fazlası diyor. O zaman zaten eksi 2. Tamam. Onu da bulduk. Hiç hesaba gerek yok yani. C sayısı da eksi 0.5'ten eksi 4'ü çıkartacağız diyor. Zaten o zaman eksi 4.75'e kadar indi bu. Yani bu durumda en küçük sayı burada hangisi görünüyor biliyor musun? C sayısı görünüyor. Ondan sonraki küçük A, ondan sonraki küçük de nedir? Eksi 2 olan B'dir. Buraya da ne yazacağız? B yazacağız. C, A, B'yi bulacağım şıklarda. C, A, B nerede görünüyor? C şıkkında görünüyor. Evet bu çözüm daha hızlıydı bence. Şimdi ÖSYM tarzı ve soruları pardon çözümleri bölümüne ben bu cümleyi kullanamadım iyi mi? Şimdi ÖSYM tarzı sorular ve çözümleri bölümüne geçeceğim. Biraz dinlen, tekrar orada seninle buluşacağız. Görüşmek üzere.